12 boyutlu bir evren yapısı var ama bunların nasıl piyanoda 7 tane beyaz tuş var, pozitif ışık, ama 5 tane de siyah tuş var. O siyah tuşlar bu beyazları birbirine bağlı evrensel işleyişi sağlamak için var olmak zorunda. Kesinlikle. İşte burada da Yaşam bize olmaz zaten. evet yani üst boyutlu varlıklar aslında bundan öyle güzel siyah şey yapmış ki yani bak sen şu tuştasın yani şu boyuttasın. Bundan sonra eğer az bir sıçrayış yaparsan bir sonraki siyah boyutta cehennemde kalırsın. Ama büyük bir sıçrayış yaparsan bir sonraki üst beyaz tuşa ulaşırsın. Alın size cennet, cehennem din kavramı. Ve bu şekilde oktavını tamamlarsın bir üst boyuta, bir üst boyuta. En sonunda Kadir Mutlak'a ulaşırsın diyor. Biz de üst boyutta aynı şeyi yapıyoruz diyor. Yani buna baktığınız zaman inanç sistemlerinin Bir temeli de bu. ortadan dualitenin ortadan kalktığı artık bir cennet halini temsil ediyor zaten Kesinlikle yani. o. Cennet Dualite dediğiniz yok. Bir şey negatif tesir yok. tesir, Senin evet. gelişimin için negatif Kesinlikle. tesire ihtiyaç duymadığın bir hal o bilinç hali. Aynen çok katılıyorum. Çünkü Ve cennet tamamlamışsın cehennem dualite denilen derslerini artık. Tabii. frekans katman Yani. boyutunu matematiksel geometriksel olarak aldığınız zaman işte niçin Allah mesela 7. katta işte Allah katı diyoruz ya neden 5'te değil ya da 1. katta oturmuyor da 7. katta bulunuyor? İşte orada negatif şeylerden arınmış şekilde. Ama Kadir Mutlu'ya baktığınız zaman evrenin merkezi kutbunun olduğunu düşünüyorum ki bu aslında bir tarafı akdelik, ışık püskürten, diğeri de kara delik, karanlığı emen, yin yang dediğimiz Kadir Mutlak'ın ta Bunun kendisi. makrodaki karşılığı. Kesinlikle. Evet. Yani hem bilimsel, hem Hı. dinsel, hem tarihsel o kadar çok yönü var ki hem matematiksel yani bağlantılar muazzam bana göre evrende her şey bağlantılı. Lütfen bunları ayırt etmeden hatta üstüne gidip bunları diğer farklı disiplinlerde kontrolünü yaparak bakalım o kapıyı açıyor mu? Hani o dedi ki otelde her kapıyı açan bir hatta hem de o otelin sahibinde bile yoktur. Temizlikçisi de vardır. Yani orası da O da doğru enteresandır. tabii Yani buraya da ben dikkat. Ondan sonra o bunu temizlikçi bütün kapıları açma yetkisi. Sen binlerce dolar verip tek kapıyı yatırım yaparsın ama açarken sende yoktur anahtar temizlikçi bütün doğru. kapıları açabilir. Ondan sonra onları da dikkate almak lazım. İşte burada frekanslar alemini oturtturduğumuz zaman tüm bu şeyler çok daha büyük anlam Peki kazanıyor diye Hakan düşünüyorum. sen bu frekansların şifa boyutuyla da ilgileniyorsun. Ona da ilgili çalışmalarım var. Evet. Ben sana bir şey soracağım Tabii. şimdi. Buyurun. Ben sorayım hep sen sor. Fritz Albert Popp, Alman biyofizikçi. Benzopren diye bir madde var. Kanser karsinojen bir madde. Yani, tehlikeli kanser yapan maddelerin içinde en güçlülerinden bir tanesi. Onunla bir deney yapmış. 90'lı yıllarda galiba. Ultraviyole ışını veriyor benzoprene. Belli bir dalga boyunda. Ve şunu fark ediyor. Bu kanser yapıcı madde benzopren bu şeyi ışığı emiyor, soğur şey yapıyor. Absorbe ediyor. Ve frekansını değiştirerek, bozarak geri veriyor. Diyor ki yani hastalığı işte bu yüzden şey yapıyor, ortaya çıkartabiliyor bu madde. Hastalığın sebebi bu. Işığın frekansını bozuyor. Fakat sonra devam ediyor deneylerini. Bir hücreyi, canlı bir sağlıklı bir insan hücresini benzoprenle ve bozulmuş frekansla hastalıklı hale getirdikten sonra 380 nanometre dalga Dalga boyunda boyunda şey veriyor, ışık veriyor. ve düzeliyor. Ve düzeliyor. Çok Bu basit. 380 nanometreyi ben senden dinlemek isterim. 380 nanometre. Tabii şu an ben ilk defa bu olayı duyuyorum ve hani şu sesli düşüneceğim Sen de mutlaka ancak karşılığı vardır diyerek, diye tabii düşünerek sor. 380 nanometre dalga boyu belli bir rengi var. Onu mesela renkte de aslında uygulanabilir aynı şey. Sadece ses, renk aslında bunlar birbirinin oktavı. Yani benim iddiam şu, piyanonun orta lahasının 432 olması gereken akordunu 40 oktav yukarı taşıdığınız zaman kırmızı ışık elde ediyorsunuz. Bakın biri ses, biri ışık. 40 kat. 40 katır, 40 satır, 40 harami, kılı 40 yarmak, 40 gün 40 gece düğün yapmak bize neyi aslında Hepsi ezoterik şey, işte yani hiç kökenleri olan bunun ifadeler tabii. düşünmediğimiz şeyleri düşünmek Aynen. durumunda Evet. kalıyoruz. Şimdi 380 nanometrenin bir notası var.
Nasıl notası var? Şimdi bu dalga boyu. Dalganın boyunu alıyorsunuz. İki dalganın tepe noktasını nanometre cinsinden ölçüyorsunuz. Bu bir frekans. Ama o kadar yüksek bir frekans ki bunları dalga boyuyla ölçüyorsunuz. Çünkü terahertz deseniz bilmem kaç milyar terahertz gibi böyle yüzlerce sıfırla ifade etmek yerine ya da onlarca bunu dalga boyuna çeviriyorsunuz. Ama esasen bunun da bir frekansı var. Ve bunu düşürdüğünüz zaman, oktavlara düşürdüğünüz zaman hep yarıya bölün, yarıya bölün, yarıya bölün. 20-20 bin içine soktuğunuz zaman bu size bir nota olacak. Ses. Ses olarak duyacağız bunu. 400-700 nanometre ki siz 380 dediğiniz zaman yani 400-700 nanometre şimdi ezbere konuşuyorum ama 380 nanometre bunların ortasına denk gelir. 528 yeşilse işte bu ne bileyim sarımtırak bir renk olması lazım. Şimdi şöyle İnsan sağlığına şöyle bir garantisi olarak bunu sunmuş. Ben onu olaya kansenin çaresi olarak 380 nanometreyi olabilir ama raporlamış. Şu şeye bakmak lazım. Bir kere kanser nedir? Önce kısa bir bilgi vereyim. İnsanın vücudunda sağlıklı çalışma bir frekans bant aralığı var. Evrende her şey frekans. Sağlık da bir frekans. Senin yaşam enerjin de bir frekans. Nedir bu? Tabii. İstikrarlı yani, olması gerekiyor. Evet. 62 sürekli olması 62 MHz, 68 MHz aralığında çalıştığın zaman ondan sonra burada tamam her şey yolunda. 59-58'e düştüğü anda grip oluyorsun. Ve çok basit bir şekilde 42 MHz'in aşağısına indiğiniz anda ne oluyor? Burada kanser başlıyor. Kanser dediğimiz şey hücre frekans düzeyimiz. Hangi hücreyse, karaciğerinde, böbreğinde, dalağında, gözünde, neresindeyse 42 MHz'in altına inmiş hücre demek. Şimdi bunu çevresel faktörler indirebilir. Düşünsel faktörler indirebilir, DNA kalıtımsal faktörler indirebilir, yediğiniz içtiğiniz yahut da 3G, 5G, wireless, bluetooth hepsi bu etkiyi yapabilir. Sonuçta bu frekanstır. Bir şekilde etkileşime soktuğunuz diğer frekanslardan etkilenir. Ve burada o kanserojen maddeye karşı mı sadece 380 nanometre iyi geliyor? Başka toksik maddelerde de denemiş. Evet. Swap ve aynı sonucu almış. Ha, o zaman şu demektir. Bizim hücre yapımız sağlıklı çalışmakta iken 380 nanometre ile harmonileri tutuyor. Ne demek bu? Şimdi müzikte şöyle bir şey vardır. Bir notaya basarsınız. Bir notaya iyi öbür notaya kötü diyemezsiniz. Ama bir notaya bastıktan sonra herhangi başka bir nota onunla uyumlu ya da uyumsuz tınlar. Yani do'ya göre sol ya da oktavı do çok güzel, fa notası güzel belli aralıklar vardır. Bunlar uyumlu tınlar ki bunu hiç nota bilmeyen, hiç müzikten anlamayan insanlar da aynı şekilde değerlendirir. Ama yan yana iki notaya bastığınız zaman dizonans birbirine hep çelme takar. Bazı frekanslar birbirini desteklerken, pozitif anlamda etkilerken, bazıları da negatif anlamda enerjisini düşürecek şekilde. Çünkü o kadar çok kesişme geometrisinden dolayı. Kesişme o kadar fazla olur ki enerjisi düşer. İşte enerjisini düşüren frekans, bizim hücremizin de bir frekansı var ve bazı şeyler bunun enerjisini düşürüyor ve bizi kanser yapacak 42 MHz'in altına düşürüyor demektir. Sözünü unutmam, ben araya gireceğim. Rus fizikçiler, mesela Peter Garyay ve onun işte öğrencilerinin bir takım deneyleri var. DNA'larımızın ışığı tutma, ışığı absorbe etme yeteneği var. Evet, bu kesinlikle. Işığı kaybettiği anda ölçüde hastalanıyor. Negatif duygular, kesinlikle. Stres, DNA'daki ışığın yavaş yavaş oradan sızmasına ve azalmasına yol açıyor. Evet. Ve orada dediğin gibi frekans düşüyor ve hastalık başlıyor. Biz ışık bedenleriz çünkü. İstikrarlı bir şekilde belli bir dalga boyunda ışık vererek şarj ediyorsunuz. Şimdi telefonumuz wireless demeyelim, Türkçe konuşalım, kablosuz şarj edilmiyor mu? Nasıl oluyor bu? Artık şöyle kızılötesi şeyler çıktı. Yani evinize ampul takacaksınız. Birkaç yıl içinde yaygınlaşacak bu teknoloji. Yani o ampulü açtığınız zaman telefonlar ondan şarj olacak. Gördüğü yani. Yani güneş enerjisinin bir çeşidi gibi düşünün. Güneş enerjili şarj neyle? Kabloyla mı oluyor? O ışıkla şarj olmuyor mu? Şimdi güneş bizim saatimizi, bakın bu da güneş enerjili. Bakın şu panel aldığı ışığı elektriğe dönüştürüyor.
Vücudumuz da böyle. Evrensel pi, prana, chi enerjisi, orgonet. Bakın şu orgonet. Bu ayrı bir konu. Orgon denilen enerjiyi oluşturuyor. Ne oluyor? Biz bu enerji, yaşam enerjisini, or faydalı yaşam enerjisi, dor da negatif ölüm enerjisi. Biz bu yaşam enerjisini alıyor vücudumuz. Tepeden alıyoruz. Evet, çakralarımız vasıtasıyla organlarımıza fiziksel olarak yayıyor, organları besliyor ve kök çakrayla beraber ondan sonra dünyamıza veriyoruz. Bu sistemde bir aksaklık varsa, o çarkların bir tane dişlisi kırıldı. E ne oldu? Sıkıştı, dönmüyor. O tamam. Ama bak, bir de sanal foton diye bir kavram var. Şimdi DNA'nın absorbe ettiği bir fotonu biz dış kaynaktan alabiliyoruz. Evet. O ışığı. Evet. Peki vücudumuzun iç kısmında ışık nasıl oluşuyor? Oradaki DNA'lar nasıl alıyor? Onu da o sanal foton olarak açıklıyorlar ki onun bir takım bilimsel deneyleri de var. O da hiçbir ışık kaynağının olmadığı bir ortamda tamamen farklı bir alandan, metafizik alandan gelen bir ışık olarak kesin tespit etmişler. Evrensel zaten bu söylediğim enerjiler. Bir şey anlatacağım. Bu duru görü çalışmalarında, parapsikoloji çalışmalarında bir deney yapıyorlar. Diyelim ben buradan İzmir'deki evime bağlanacağım. Böyle bir yeteneğim var. Hı hı. Duru görü yeteneğim var. Ve oradaki ya da başka bir ev diyelim. Bilmediğim bir ev olsun. Bilmediğim bir ev içerisinde bağlanacağım. Ve o alandan görüntüler alacağım, imajlar alacağım. Orayı tarif etmeye çalışacağım. Şimdi oradaki eve her bir tek bir foton taneciğini dahi tespit edebilen cihazlar koyuyorlar. Fakat ev tamamen kapalı. Işık, hiçbir şekilde ışık girmeyecek tarzda izole ediliyor. Ve o duru görür şeye başladığı anda, orayı taramaya başladığı zaman, o kuantum alanından, hiperfizik alandan oraya bağlandıktan sonra, orada normalin 100 katı, 1000 katına kadar ulaşan bir foton artışı. Enerji artışı. Hiçbir yerden ışık girmiyor. Bu foton nedir? Diye sorarak araştırmaya başladıklarında, orada kendiliğinden oluşan ama hiperfizik alandan oraya akan fotonları tespit ediyorlar. Ona da sanal foton diyorlar. İşte iç organlarımızda, yani ışığa maruz kalmayan beden bölümlerimizde oradan besleniyor. Neden meditasyonla enerji çektiğimiz aynen zaman, şarj olduğumuz zaman şifa buluyoruz ya da belli ölçüde bulabiliyoruz diyeyim. Sanal bir ışıkla doluyor DNA. Bu çok enteresan bir harika bir olay açıkladınız. Evet. Burada fotonlarla ilgili mesela Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan bir bilgi var. Diyorum ya, hepsi iç içe ve bilimsel aslında bu olayların. Mesela Kur'an'da geçen şöyle bir şey var. Yine bunlarla alakalar olarak. Fecr vakti diye bir şey var. Yani bu işte hani oruç tutarken günün aydınlanmasıyla beyaz iplikle siyah ipliğin birbirinden ayrıştığı şeklinde ifade edilen bir şey vardır ya. Bu aslında şöyle, bilimsel karşılığı şudur. Güneşin ufka 9 derece, yani ufuktan görünme sıfır çizgisinden 9 derece aşağıda olması tam olarak Kur'an'da belirtilen bu bilimselliğin karşılığıdır. Bilimsel bir şey vardır. Ama maalesef ki bizimkiler bunu aldılar ve 18 dereceye çıkarttılar. Kur'an'daki bilimselliğini kaybettiler. Her neyse. Şimdi orijinali bunun 9 derece. Tan yerinin ağrıması. Peki neden bu Kur'an'da böyle bir şey geçiyor? Ne oluyor yani? Hani 20 derece olsa ne olur? İşte 3 derece kalsa ne olur? Ne oluyor biliyor musunuz? Güneşin ışınları tam olarak Kur'an'da belirtilen o fecr vakti denilen şeydi. Normalde bir yerden geliyor ışınlar. Bu foton atom altı parçacık olduğu için atomların bile içinden geçiyor. Dolayısıyla dünyanın da içinden gelip geçiyor. Işınların böyle bir şeyi yok, sıkıntısı yok yani. Dünyanın bir tarafından geliyor, öteki tarafından şu dünya olsun. Ondan sonra güneş buradan ışık geliyor, arkasından geçiyor. Ama güneşin öyle bir konumu var ki, yani şurada işte doğmasına, şurası şey olsun, güneşin doğması. Şuradan 9 derece aşağıdayken öyle bir açısı var ki bu fotonların sizi etkilemeyen yaklaşık 20 dakikalık, yarım saatlik gündüzün ve gecenin tam zıttı iki tane zaman dilimi var.
Ve burada bu fotonlar sizi etkilemiyor. Bakın bilimsellikten bahsediyorum. Ve bu 1400 sene önce fecir vakti olarak sana basitçe ayrımını yapabileceğin bir ipucuyla sunulmuş. Ama 1400 sene sonra bunun muazzam bir bilimselliği olduğunu araştıran bağımsız araştırmacılar görüyor. Ve burada ne oluyor? Bravo. Fotonlar senin frekansına etki edemediği için senin düşünce gücüne hiçbir parazitsiz olarak ibadet edebilme şansı sunuyor. Sana diyor ki bazı işte şeyler daha hayırlıdır diyor ya. Mesela sabah işte tabii namazı. Başka bir işte burada diyor ki var. Parazit var. Almadan evet. ibadet etmek istiyorsan, hı-hı. frekansını daha uzağa, daha net bir şekilde yollamak istiyorsan buyur sana diyor. Ondan sonra bilgisi verilmiş. Çok kozmik olarak verilmiş. Çok bilimsel olarak verilmiş. Ama biz bunu yayının en net çektiği, aynen, çalıştığı frekansları. Aynen onu söylüyor sana. En yüksek yani, ulaşabildiği. Yine frekanslara geldik mi? Geldik. Yani. Foton şeyle etkileşimine geldik mi? Geldik. Ama yine aynı kural mesela frekanstan yine yürüyelim gidelim. Şimdi ne diyoruz? Foton çağı denilen bir çağdan bahsediyoruz. Bu sefer bu fotonların çok daha enerjisinin yüksek olduğu bir etkileşim düzeyine girmekten bahsediyoruz. Ki mayalar bunu ne oluyor? 21 Aralık 2012'den sonra artık bu dönem başlayacak dedi. Tabii onu ve bir bitiş tarihi olarak değil aslında. Değildi hiçbir zaman. Onu manipüle ettiler. Tabii ne oldu? Onun da içini boşalttılar. Bak mayalar yanıl. Mayalar bitecek demek. Hiçbir zaman dünyanın sonu olarak ya da kıyamet olarak lanse etmediler. Kesinlikle. Kesin ve negatif bir şey yok. Yani altın çağın yani foton kuşağının geldiği şeyi bahsediyor. Eşit ve dünyanın başlangıcı. Gerçekten de geldi. Bakın 2012'den 2020'ye 8 yıldır son 8 yılı herkes otursun düşünsün. Kendi hayatında, kendi ülkesinde ve global anlamda, küresel anlamda düşünsün. Neler oldu titreşimlere ve olaylara baksın. Ne kadar büyük değişimler var. Tabii neden? Çünkü foton çağı aynen bundan kaçamazsınız. Hiçbir atomunuz kaçamaz. Foton etkileşimi sizin atom enerjinizi, titreşiminizi yükseltiyor. Ama şimdi iyi mi kötü mü? Tamam, eğer senin içindeki titreşimi ise iyi olarak etkileyecek seni daha iyi yapacak. Hem bedensel hem ruhsal olarak ona uyum sağlamak için yükselen enerjiye büyük bir çaba sarf ediyor. Kesinlikle. Bu bizde yorgunluk olarak ortaya çıkıyor. Bir takım başka semptomlar olarak ortaya çıkıyor. Geçmiş işte bir takım karmaların ya da bastırdığımız bir takım şeylerin yüzeye çıkışı olarak ortaya çıkıyor. Ama dediğin gibi o bir sürecin başlangıcıydı. Bir düğmeye basılma tabii. Hızla daha da, astronomik bir dizilimler. Tabii tabii o gezegenlerin frekanslarıyla dizilimiyle daha doğrudan bazı şeyleri artarak frekansları devam ediyoruz. Artarak şimdi devam bu bilimsel mi değil mi? Tabii. Bakın Schumann rezonansına nasıl etkileniyor dünya? Schumann rezonansı nasıl etkileniyor? Rezonans titreşim. Dünyanın da bir titreşim var. Bunlar bakın bilimsel şeylerden bak. Hurafelerden saçma sapan, evet, ondan evet. sonra bilim dışı şeyler değil. Bunlar deli saçması şeyler değil. Bilimsel veriler. Bu bilimsel verileri yorumluyoruz. Herkes de araştırdığı zaman. 1783'te aslında orijinal hali. Orijinal hali. Evet. Ama varlıkları yani şeydeki tüm dünyanın ekosistemindeki insanlarla herkesi koruyan bir frekans. Şimdi o yükseldikçe bizim de ona hayatta kalabilmek için uyumlanmamız gerekiyor. Uyumlanmamız gerekiyor. Ne oldu? 1783 işte, koruyucu bir frekanstı çünkü. Evet. Ve bu nerede 7.83 biliyor musunuz? Boston piramitlerine 3 kilometre uzakta Ramine tünelleri var. Ramine tünelinin içine giriyorsunuz. Dışarıdan hiçbir frekans girmiyor. Çünkü toprağın altında ve oranın inanılmaz enerjisi var. İçeride de aynen bu orgonitlerin eritilmiş kayalardan devasa megalitlerde yer altındaki su kayaçlarından orgon enerjisi elde ediyor. Muazzam pozitif bir şey var. Bir bakıyorsunuz 7.83 tamı tamına. Tabii. Ve bu frekans 7.83 olduğu için ve o frekanslara ayarlı bir çalışma mekanizması yapıldığı için orada akan sular var. Biriken sular var içeride. Hatta bir göl var. Mavi göl. Yanılmıyorsam 2011'de keşfedildi. Doktor Semir Osmanagiç ve ekibi. Burada o suyun enerjik şeylerini bilim insanları ölçüyor. Ki Doktor Emoto biliyorsunuz. Bu konunun su uzmanı. Evet, su üstündeki fraktal alanının yapısına bakıyor. Bakın yine geometriye döndük, frekansa döndük, matematiğe döndük, renge, şeklere. Ve fraktal alan o kadar muazzam ve o kadar geometrik ki fraktalları maksimum derecede enerjiyi taşıyacak hale geliyor. Bu da o suyun yaşam enerjisi denilen, BOVIS ile ölçülen enerjisini
40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira kadar çıkartıyor. Bu da ne demek oluyor? O suyu sadece bir yudum içseniz yemek yemenize gerek kalmadan vücut enerjisini aslında tamamlayabiliyor ki aslında Mekke'de, Kabe'deki zemzem suyunun da benzer özellikleri var. En yakın olduğu karşılaştırılabilecek en yakın örneği burası. Hepsi frekans halinde. Şu rezonansıyla ilgili bir şey söyleyeyim unutmadan. Amerika'da yapılan bir çalışmada bilinen bir şifacı var. Pardon. Bir hasta bir kişiye şifa aktarırken elektrotlarla işte EEG çekiyorlar. Beyin frekanslarını ölçüyorlar. Şifacının beyin frekansı 7.83. Şifa alan kişinin beyin frekansı da bir süre sonra, birkaç dakika sonra aynı frekansa geliyor. İkisi işte aynı beyin frekansında, Schumann rezonansında eşit bir frekansa geldiği zaman beyin frekansı. Şifa akışı müthiş hızlanıyor. İşte bu ne demek biliyor musun? Rezone olmak anlamına geliyor. Yani bu şu. Radyo vericisi 103.5 diyelim. Ondan sonra ya alıcısının da 103.5'e gelmesi lazım. İşte o zaman o parçada ne diyorsa o kelimeleri anlamlı bir şekilde duyabiliyorsun. Tabii. Şarkı, müziği duyuyorsun, kelimeleri duyuyorsun ya da bir haber, bilgi aktarmak. İşte bir sürü bunun şeyi var. Şeyde Meksikalı bir psikolog var, Greenberg. O bir takım çalışmalar yapmıştı Meksika'da. İki kişi birlikte 20 dakika meditasyon yapıyor. Yan yana. Ve o nokta 20 dakikadan sonra beyin frekanslarının eşitlendiği ortaya çıkıyor. Sonra içlerin o bir tanesini başka bir odaya alıyorlar. Şey bir oda, korumalı bir oda, elektromanyetik kalkan var. Faraday kafesi. O şey bağlantı devam ediyor. Beyin frekansları eşitlenmiş durumda. Bir hali de mesafe var arada. Ve ona düşünce transferi yapmaya başlıyor. Şimdi orada frekanslar eşitlendiğinde ikisi ortak bir alandan bağlantıya geçiyorlar. Direkt beyinden beyine değil aslında telepati dediğimiz şey. O fizik ötesi alan üzerinden buluşma sağlanıyor. Evet. İşte bu şey meselesi, senkronizasyon meselesi, aynen, rezone olma meselesiyle bağlantılı bu aklıma geldi şimdi. Burada da benim aklıma ilk gelen ne? Yüzüncü maymun deneyi. Morfik alanlar. İşte, Rupert Sheldrake'in. Aynen. Yani bu konuyu da araştırsınlar. Hani uzun uzun şimdi vakitte alalım. Evet, çok önemli bir şey ve insanla değil, yani o maymun dediğimiz, hayvan olarak nitelendirdiğimiz varlık, enerjetik varlıklarda bile bu söz konusu ve bilimsel ispatlı ise insanlarda bunun olmama şansı yok. Olmama şansı yok. Peki niçin böyle bir bilim alanımız yok? Niçin bu konuda bir araştırma yapılmıyor? Niçin bu konuda kitaplar, makaleler yok? Tabii. Şimdi bakıyorsunuz burada, en önemli şey bu değil mi? Ama burada bakın tersten çalışmalar var. Ne var? İşte subliminal mesajlar var. Ondan sonra işte harp, aynı frekanslarla milyonlarca insanı etkilemek var. Şimdi Covid ve korku psikolojisiyle insanları... İşte kolektif bilinci farkındalar çünkü. Bakın, oraya yönlendiriyorlar. Bana hepsini. Göre pandemi çok net bir şekilde kurgulanmış bir satanik senaryo. Bir senaryodur. Ve bu senaryonun tabanı birçok amacı olmasına rağmen düşük frekanslı korku bir kere bilincini tüm dünyada aynı anda aktive etmek. Yani 100. maymun orada pozitif bir veri elde ederken ama Covid'de negatif bir veri. Morfik alanın enerjisi. Herkes şimdi 100 kişi korkunca 101. de korkuyor. Mesela öyle deneyler var ki sosyal deneyler yapmışlar. İşte işe alacağız diye böyle bir toplulukta 10 kişiyi şey yapıyorlar. Hiç kimse birbirini tanıyormuş gibi. Aslında hepsi tiyatrocu, oyuncu. İçlerinden bir tanesi şey. Ya da bir iki tanesi durumdan habersiz. İşte geliyor işte şeyde işte bu fabrikada şöyle olacak diyor, işiniz şudur bunundur filan diye. Ondan sonra ama diyor işte şu basit işlemi yapmanız lazım diyor. 2 kere 2 5 diyor. Kağıda yazın diyor bunu. Yani 2 kere 2'nin 5 olduğunu bilenleri biz işe alıyoruz diyor. Şimdi o 5 yazıyor. İşte tamam diyor, alındınız. Sonra öbüründe 2 kere 2'nin 5 attığını sen de biliyorsun filan. Sonra adama sıra geldiği zaman şimdi herkes onu öyle yaparak pozitif bir şey elde ettiği için psikolojik olarak sürü psikolojisiyle
Ona da yani toplum mühendisliği işte böyle iki kere iki kaç ediyor biliyorsun değil mi diyor. Tabii ki diyor. Direktman 5. Yani siz orada 8-9 kişiyi etkileyip ona inandırdığınız anda artık o inansa da inanmasa da o tepkiyi veriyor. İşte Covid ve negatif kabalist sistemin bize uygulamaya çalıştığı sistemlerin altında yatan acı gerçekler. Çünkü bu saf lümünelle, yediğinle, içtiğinle, bilinç dalganla, 5G yakında başımıza bela olacak geliyor. Bu sistemlerle her zaman ne oluyor? 2 kere 2, 5 diyor sana. Bunu sürekli pompalıyor. Ekip bilincin birlikte hareket ettiğini çok çok iyi biliyorlar. Evet. Bunu uydulardan da tespit etmişler biliyor musun? Bu iklim uyduları var, GAUS diye Amerikalı. İklim olaylarını takip eden uydular var. Elektromanyetik alan ölçümlerini de yapıyor. Dünyadaki büyük olaylarda o elektromanyetik alan sıçrama yapıyor. Yani. Bunu tespit etmişler. Yani kolektif bilinç aynı anda reaksiyon veriyor. Bunlar şeylere dökülmüş, kağıtlara dökülmüş istatistikler veriler var. Bunu çok iyi biliyorlar ve oraya dolmadıkları müdahale ediyorlar. Fikirlerin bir anda sosyal rezonans dediğimiz şeyler, süreçle bütün dünyaya yayıldığında çok iyi biliyorlar. Ama tabii kimseye korku pompalamış olmayalım. Bunun tam tersi de mümkün. Biz ve tam tersini aynen öyle yapmamız gereken şey pozitifliği insanlara hiç yani bizim şurada yaptığımız şu konuşmanın ve enerjinin sinerjinin frekansları ışık hızından hızlı evrene yayılıyor. Ben bunu böyle düşünüyorum. Bunun bazı bilimsel şeyleri de var. Kesinlikle. Ve bu tabii ki İngiltere'deki, Amerika'daki, Japonya'daki insanı da etkiliyor. Şöyle bir şey var. O 100 maymun deneyini başka bir deneyini yapıyorlar. Bu hani şaşı bak şaşır gibi şeyler vardır ya eskiden. Ondan sonra gizli böyle işte burada kaç tane surat görüyorsun diye. Hı hı. Bakıyorlar böyle. Bir deney İngiltere ve Avustralya arasında yanılmıyorsam yapılıyor. Ve çok 50'li 60'lı yıllarda hani böyle daha televizyon bile doğru düzgün olmadığı dönemler. Orada herkes 2 tane görüyor, 3 tane görüyor. Aynısını. Avustralya'da yapıyorlar. O da öyle görüyor. İngiltere'de bir televizyon programında bunu açıklıyorlar. Hani bak diyor şurada da var, burada da var filan. 10 tanesini yerini açıklıyorlar. Hiçbir bağlantı olmadan Avustralya'dakiler bir anda 8 tane 9 tane görmeye başlıyor. Bakın 100 maymunun insan üzerindeki deneyi bu. Sosyal deney. Yani başka insanla, benzer deneyler de var. Var var çok böyle şey var. Ve bu evet. Sonuç olarak ne demek oluyor? İnsanlar, tüm insanlık birbiriyle kardeş. Aynı hattı kullanıyor. Aynı hattı kullanıyor. Aynı alandan bilgi çekiyor. Evet yani ya. Şeyleri ortak, kaynakları, tabii, frekansları şey ortak. Şey yapmışlar Hakan, sahte bir Morse alfabesi oluşturmuşlar. Hiç Morse alfabesi bilmeyen denekleri alıyorlar. Gerçek, yani daha önce kullanılan Morse alfabesiyle diğerini önlerine koyuyorlar. İnsanlar daha önce kullanılan Morse alfabesini çok daha çabuk öğreniyor. Çünkü o sosyal bir şekilde bir temas şey. Evet o bilinç alanında kolektif şuura işlemiş bir şey. Ben bunun aynısını çok nasıl... Çok enteresandır bu. Buna benzer çok deney var tabii. Herkes kendisi de bu deneyi yapabilir. Nasıl mı? Ben vallahi yüzlerce kez yaptım. Bu keşfettiğim bu gerçeklerden bahsediyorum. Ben bunu diyor biliyordum. İçim bunu bana doğruyu söylüyor diye. Anlattığım bu olaylarda insanlar öyle bir heyecan ve şey yaratıyor ki bu içlerinde. O gerçek bilgi hep arayıp da bulamadıkları o soru işaretlerinin karşılığında onu söylediğin zaman öyle bir açılım yaşıyor ki inanılmaz bir frekans. Ondan sonra 1000 tane profesör gelip bu böyle değilmiş kardeşim şöyleymiş kabalistin en babası gelse her gün televizyonlarda bağırsa daha ona inanma şansı kalmıyor. Neden? Çünkü gerçeği, evrensel gerçeğin titreşimi hepimizde aslında var, mevcut. Ve bunlar köreltilmiş, bu antenler kırılmış, sökülmüş bizden. Maalesef ki 12 sarmalda 2 sarmala kasıtlı bir şekilde düşürülmüşüz. Bunların da evrensel tabii kozmik sebepleri var. Ama var. Yani bu da şunu kimseye unutmasın. Tekamülünün iş çıkışları, bağlantılı işler. Yani onlar da planlı. Mutlaka. Meseleler. Şöyle bir olay var. Bir kişinin kendi frekansını tamamen arındırarak mümkün olan işte insanı kamil düzeyine gelmek kolay tabii ki değil. Ama matematiksel olarak bahsediyoruz. Bir kişi bu düzeye geldiği zaman ortalama 70 milyon kişinin negatif o dengeliyor. Evet. Negatifini dengeliyor. Kesinlikle. Bakın. Tabii. Bu yüzden diyorum ki korkma diye başlayan Atatürk'ümüzün en önemli uyarısında muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor.
o kanın titreşimin, DNA'sının titreşimin ne olduğunu Atatürk biliyordu. Azınlığın gücünün farkına i̇şte varmak lazım. İşte korkma derken yüksek bilinçli bakın, küçük bir azınlık çok şey değiştirebilir dünyada. Korkma diye başlıyor ünlemi evet. Korku. Çünkü korkuyla sen frekansını tabii, düşürtme. Sen tabii. Yüksek frekanslı bir ırkın evladısın diyor. Ve bunun son sözünde de bravo. Damarların DNA ve frekansınla alakadar olduğu, ırkından olduğu. Yani ırk derken sadece Türklükten bahsetmiyorum. Kafatasçı diye yadırgamasınlar. Pozitif ışık ırkından bahsediyorum. Pozitif ışık insanlar dünyanın her yerinde aynıdır. Ama Türklüğün bunda özel bir yeri var mıdır? Mu'ya kadar geri gider. O ayrı tartışma konusu. Şu an ondan bahsetmiyoruz. Fakat her insan dediğimiz insan mı acaba? Şimdi insan görünümü, yani bu Pinokyo'nun bir de bağlı olduğu ruhsal bağlantısı var. Her ruh aynı yerden mi geliyor? Her ruh aynı boyuttan mı geliyor? Her ruh aynı frekansla mı aynı geliyor? Aynı gelişim düzeyinde değil. Tabii ki negatif tabii ki. Bağlı, negatifle çalışan negatif. Bazı varlıklar tabii, da insan görünümüyle. Negatif tesir planlarından tabii. Alır. Oradan beslenen. Evet, o kötülük yapma vazifedir. Onun da vazifesi odur. Evet, böyle ki işi olur. Yani bu iblis bir bunun en uç örneği ve noktası evet. Olmakla beraber. Yani negatif bir jeneratör olduğunu düşünüyorum. Tabii ama. Tabii. Evet. Yani bu işte bu sistemi yöneten en yüksek kademeli frekans. Ama buna bağlı olan alt şeylere, zombileri diyelim yani. İşte şeytanı, ifriti falan filan. Dünyada. Tabii ki. Buna bağlı var. Olan sistemler de var. Ve artık bunlar ara o kadar açılıyor ki işte Yecüc ve Mecüc, Agok, Magok denilen sistem olacak. Foton bunları coşturuyor. Yani negatif ve o deccaliyet sisteminin içindekiler de coşuyor. Yeter dünyaya hakim olma vakti geldi diye tüm kozlarını oynuyor. Ve ışık uyanması gerçekleşen varlıklar da oluyor. Ama şu var. Yukarısı, sayılara bakıyorsunuz. Yukarısı kapatıverir negatif. İşte bitti. Hiçbir şey yapamaz. Devre kapanışında. Bir kişinin 70 milyona denk olduğunu ve bizim ışığın dominant olduğunu, karanlığın yoğunlaşmış haline ışık diyoruz. Dikkat edin. Biz sulanınca karanlığa düşüyor. Yani onu böyle ışığı artık karanlık oluşuyor. Neden dünyada işte temaslar dünyanın her coğrafyasında insanlara seçerek bir şey içerisinde düzenli dağılmış bir popülasyona ulaşıyorlar. Aynen. Tek tek insanlara ulaşarak kolektif bilinçteki titreşimi yükseltiyorlar. Bu rüyalarda olabilir. Her şekilde olabilir. Değiştirilmiş bilinç haline. Bizzat i̇şte fiziksel amacı de oluyor. Genel kolektif bilinci dengelemek. O titreşimi niye yıldız haritasını gelip bizdeki bir çobana verdiler? Niye gidip de ilgili tabii. Birimdeki profesöre vermiyorlar? Çünkü o profesör olmak için maalesef bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalabiliyor. Genelde de buna zorunda bırakılıyor. Seni yani o sistemin içinde takılıp kalıyor. Enerjini bozuyorlar. Sen oraya tabii. Gelebilmek için bir sürü şeyden fedakarlık edip o enerjileri bırakmak, vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Ama çobanda böyle çoban bir şey ne yapacak biliyor musun? Aldığı bilgiyi aynen aktaracak. İşte. Hiç içeride analitik bir şeye sürece sokmadan, sansüre sokmadan en samimi şekilde, içsel samimiyetle, en yüksek içsel samimiyetle yayacak o bilgiyi. Bu evet. Çok önemli bir şey. Ama maalesef çoban da Amerika'ya gitti. Evet. Hadita da Amerika'ya gitti. İşte ama biz de bunu söylüyoruz. Her branşın uzmanları, bakın biz her branşta uzman değiliz ki. Benim branşım müzik. Ben uzmanlık alanım o. Diğerleri hobi. Onun ötesine geçmiş evet. Zaten şansı yok. Ama diyoruz ki sesleniyoruz. Arkadaş bu çobanlar Amerika'ya gitmesin. Bu çobanlar Amerika'ya gitmesin. Göbekli Tepe'yi bizim arkeoloğumuz incelesin. Türk, Müslüman o sembolün ne demek olduğunu bilir. Gavura bırakırsan bu başka yere çeker onu. Kabaliste bırakırsan şeytanı deccaliyete çeker. Bu olmasın. Bizim tarihimize biz sahip çıkalım. Biz bunu istiyoruz. Başka bir niyetimiz, uyarımız yok. Yani UFO bu kadar önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu. Dünyanın belki en önemli coğrafyası bana göre. Ve bu tarih olarak da böyle, DNA olarak da böyle, ondan sonra enerji olarak böyle, yani jeolojisinden tut, her türlü lojisinde göre bir sürü dikkat edilmesi gereken şey var.
Bütün dinler buradan çıkmış. Göbekli Tepesi'nden tutun Hristiyan'a, Hristiyanlığın yedi kilisesi. Tabii. Projektörler buraya dönük. İşte artık. Yani ben de bunu söylüyorum. Lütfen yani bu konulara artık at gözlüğüyle bakılmasın. Yabancılardan artık öğrenmeyelim. Ben yani gittim geçen sene selamımız olsun sevgili Muazzez İlmiyeçi hocamızla konuşuyorum. Diyor ki ya biz tabletleri çeviriyorduk diyor, Sümer tabletlerini. Ona yani daha doğrusu çevirmiyor. Şeylerini kağıda döküyorduk. Tabletleri kağıda geçiriyorduk. Onu Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye öyle anlaşmalar öyle. Oraya yolluyoruz. Ne yazdıklarını onlar çeviriyor, bize söylüyordu. O kadar üzüldüm ki buna. Yani ne kadarı doğru acaba? Kim bilir neleri hatalı çevirdiler ya da kasten çarpıtarak çevirdiler. E şimdi Sümer tabletinde bu yapıldı. Ne oldu? 1400 senedir Kur'an'a da aynı çarpıtmalar, manipüleler uygulanıyor. Bakın dinde bütün sıkıntı yani sistemleri yok. Aynı işte aynen yaşadı. Tarihimiz de, bilimimiz de yaşıyor bunu. Bilim kitapları maalesef Fulbright, Oktay Sinanoğlu'nu bir okusunlar, araştırsınlar. Fulbright anlaşması 47'de başlıyor, 49 yılından sonra eğitim sistemini, o çiçek virüsü bulaştırılmış süt dozu Marshall yardımı adıyla eğitim sisteminizi, kitaplarınızı bize vereceksiniz, eğitime karışmayacaksınız, biz ne dersek onu basacağız, onu okutacaksınız diyorlar. Ve çiçek virüsünü kasten bulaştırıyorlar, üstüne bir de aşı satıyorlar. O aşının içine kim bilir ne koydular da şimdi bizde kanser çıkıyor, ülser çıkıyor. Şimdi bunlara artık uyanalım diyoruz. Tıp içinde bunu söylüyoruz. 5G'si içinde bunu söylüyoruz. Ondan sonra ne bileyim yani F-16'ımızın çipi, işte İngiliz Amerikan uçağını görünce ateş edemiyorduk yani. Sağ olsun işte Aselsan mühendisleri bunu canlarıyla bir sürü canlarıyla kanlarıyla bize sağ olsunlar. İşte böyle insanlar var ülkemizde. Bunların için canlarını veriyor ama alt satır olarak yani geçiyor böyle işte ne bileyim magazin programında alt satır haberi olmasın. Bunlar en önemli şeyimiz olsun ülkede. Bunları tartışalım. Evlilik programları yerine bunların tartışılması lazım bu ülkede. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama burada hep bir kafes konulmaya çalışıyor. Hep bir engel konulmaya çalışıyor. Zaten açık olalım. Herkes birbiriyle beyin fırtınası yapsın. Yani siz şekilde uygulanıyor. Ne mezunusunuz üniversitede? Ben işletme mezunuyum. Bakın siz işletme, ben konservatuar mezunuyum. Tartıştığımız konuya bakar mısınız? Evet. Ama olması gereken şey bu değil mi? Var mı bir sıkıntımız? Yani %100 sizle anlaşamıyor olabiliriz. Ben başka bir, bir konuda başka bir de olmak zorunda değil. Olmasın kimse zaten. Yani ama ne kadar güzel böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Bunu bütün birimler, bütün araştıran insanlar yani egolarını bir kenara koyup bunu yapsa dünya bambaşka bir yere dönüşür. Yani bunu merkezinde çözmek gerekiyor. Dünyada işte akademik bilgiyi, bilimsel bilgiyi kontrol eden, resmi bilimi kontrol eden yapının çökmesi lazım. Ona bağlı olan medyayı yöneten yapının çökmesi lazım. Yani Amerikalı bir gazeteci, Terry Hansen miydi? Unuttum şimdi ismini. Çıktı bir gün dedi ki, dedi, Amerika'da en önemli 400 tane gazeteci CIA'ya çalışıyor. Üniversitelerin çoğu bilimsel bilgiler, yeni buluşlar hepsi Pentagon üzerinden geçiyor. Maalesef. Yani 6600 medya organı Amerika'daki. Evet. 6600 radyosu, televizyonu, işte bilmem nesi, şusu busu gazetesi, dergisi. 6 kişiye ait. Tabii işte bu Türkiye'de bunun yansımalarını tek bir tarikatın hepsinin üyeleri. Türkiye'de uzantıları var biliyorsun şimdi. Şimdi isimlerden bahsetmeyelim. Tabii yani. Hepsinin bu uzantıları var. Her yani branşın uzantısı var. Arkadaş vardır. Onlar nereye istiyorsa uzamışlar zaten. Artık uzayacağı yere kadar uzamışlar. Evet. Daha yani hani gelecek hani buradaki kolu kesmekle çözülmüyor iş. Evet, yeni bir kol uzatırlar Türkiye'ye tekrar. Ama bunun formülü ne? Ana merkezde çökmesi lazım. Bireysel olarak herkesin artık bu bilgileri uyanarak işte morfik rezonans. Kesinlikle 100. o patatesi yıkayarak yemesi lazım maymunun artık. O seviyeye gelindiği anda zaten artık o negatif yapılar çökecek. Bu enerjide barınamaz hale gelecek. Çökecekler. O enerjiyle rezone olamayacak. Çökmeye mahkum. Yavaş dağılacak. Elbette çözülecek. Ama çökene kadar bunları yapmasına da izin var. Neden? Denge var. Denge sen de çöktürtme kendini diyor. Tabii. Bizim bu kadar de sınavımız o işte. Evet. Bizim de dualite içerisindeki sınavımız bu. Yani bu konuda çırpınan dünyada çok önemli isimler var. Yani hem bilim dalında, evet. Yani ülkemizde de böyle. Evet. İnanılmaz isimler var. İnanılmaz çaba gösteren insanlar var. Hem akademisyenler var. Hem yani böyle özel araştırmacılar var. Gerçekten çok bilgili, çok özel insanlar var. Ama bunlar sürekli bastırılıyor. Dünyanın her tarafından. Konuşmaları engelleniyor. Maalesef. Medyaya çıkmaları engelleniyor bu insanların. Evet.
sen de isimlerini biliyorsun. Ama bu da geçecek. Bu da geçecek. Bence biraz çok, zaman, biraz çok sabır. Kritik bir dönemdeyiz. Şu an çok kritik bir dönemdeyiz. Patlama evet. seviyesinde aydınlanmaların i̇şte, yaşa. Yani evet. öyle süreç falan da değil. Bom diye böyle bir günde inanılmaz patlamaların, bilgilerin ortaya çıkmasına az kaldı diyorum. Çok yani, tepki gibi gelecek zaten. Gerisi gelecek. İşte son dönemde sizlerin şahit olduğu, yaşadığı olaylar da buna dahil. İnşallah yani o olayların yüzde biri doğruysa, bakın evet. yarısı falan demiyorum ya, yüzde bir, binde biri diyeyim size, doğru çıkarsa yani bambaşka bir yer olacak. Herkes patatesi yıkayarak yemeyi öğrenir yani. Dünyada, sadece ülkemizden bahsetmiyorum. Evet. İnşallah evet. da öyle çıkar. Çıkmazsak da arkadaşlar yanılmışız. Biz de hani böyle zannettik. Ölçtük, biçtik, şunu yaptık, bunu yaptık. Koşturduk, debelendik. Ama evet. sonuç böyle çıktı. Vallahi bundan gocunmam. Aynı programı çekerim, onlara da sunarım. Neden? Evet, bu iş cesaret gerektiriyor. Bilginin peşinden evet. cesaretle, kararlılıkla, korkuyla değil, cesaretle yapıyoruz biz bu işi. Samimiyetle koşturmak. Yani şöyle bir şey var. Yani ondan çekin, bundan kork filan. Ya ben bu işten para beklemiyorum. İşte faturamı ödemiyorum. Bilmem ne mi o. Yani ne olacak? Şey benim işim belli. Yani ben müzik hocası. Yani burada bunları sevgiyle yapıyoruz. Biz bunları isteyerek yapıyoruz. Kimse silah dayamıyor. Siz niçin yapıyorsunuz? Başka işiniz gücünüz yok mu? Sevmeseniz yapar mısınız bu işte? Bu kadar vakit. Hiç olmadı tuzumuz olsun da şu ağırlığı kaldırırken bir ucundan da biz tutalım. İşte bu pozitiflik değil mi? Pozitif olarak bu olaylara yaklaşanla yani bir şey, akademik bir kariyer yapmak, maaşını almak ya da işte bir bağlı olduğu işte televizyoncuda, dergiden işte kıdemini yükseltmek ya da bir çıkar ilişkisi için yapanlar, artık insanlar bunun ayrımını yapma vakti geldi diyorum. At binenin, kılıç kuşananın. Doğruyu kim söylüyorsa evet. ona inan. Yani Tesla'yı da dışladılar, deli dediler adama. E ne oldu? Deli miydi? Yani Tesla'ya deli diyenler o 720 patent yerine 7200 tane mi patent aldı? 21. yüzyıl biliminin temellerini nasıl kurduğunu görüyoruz. Hep. Şimdi görüyoruz ama. Şimdi ne görüyoruz. Oldu? Zavallı Tesla. Yani kuşlara bulgur alacak parası çok yoktu. CIA'den gelip bulgur getiriyorlar bir kilo kuş alsın diye. Ondan sonra bilgilerini alıp söğüşleyip oradan çalıp bilgilerini biz bulduk diye. O Kürt cemiyetlerin adamları ondan sonra bayrağı alıp eline sallıyor. Ben buldum şöyle yaptım filan diye. Yani böyle de olmasın. Üzerimizdeki en büyük sınav bu ama hep birlikte dediğim gibi aşacağız. Hepimiz kendi kapımızın önünü süpürmekle başlayacağız. Evet, evet kesinlikle. Yani biz bireysel olarak ben bilinçlendim, ne faydası var, toplum işte çok kötü demeyeceğiz. Kesin. Bir bireyin senin dediğin gibi çok sayıda başka düşük bilinçteki bireyi dengeleme özelliği var. Evet. Bu bilgiden hareketle aslında azınlığın gücünü fark ederek çok şey değiştirebileceğimizi değiştiriyor olduğumuzu da fark etmemiz lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Bu bilgileri konuşuyor olmamız bile müthiş bir rezonans yaratıyor. Çok müthiş bir çünkü tamamen pozitiflik. Bir çıkar uğruna bir arada değiliz. Bugün yapacak sizin de benim de 100 çeşit işim vardı eminim ki. Ama şöyle bir şey var. Tamamen isteyerek pozitif insanlara bir faydası dokunacağını düşündüğümüz için kesinlikle. Bu vakti ayırıyoruz. Teşekkür ediyoruz da. Şimdi ederim. Şöyle bir olayım var. Etrafımızda bakıyorsun ya bu kadar uğraşıyorum. Eskiden böyle düşünüyordum. Yani yakın bir dönemine kadar diyebilirim. Birkaç yıl öncesine kadar. Ya bu kadar çırpınıyorum nasıl insanlar hani bu kadarcık az etkileniyor. Baktım ki benim etrafımda sosyal medya sağ olsun. Sosyal medya sağ olsun. Etrafımda etkilenmemişim. Afrika'dan, Japonya'dan, Fransa'dan e-posta yağmaya başladı. YouTube'a koyduğum bilgiler. Ha meğerse bütün dünyada bir sürü mü? Belki 10 kişiye ben çabalarken aslında 10 milyon kişiye ulaşmışım, haberim yok. İşte şöyle bir şey var. Gözünüzle görmeyi beklemeyin. Emin olun. İşte burada inanç devreye giriyor. Ben bunu yürekten yapıyor muyum? İsteyerek, severek insanlığın aydına, hakikat uğruna bu çabayı sarf ediyor muyum? Bu cesareti gösteriyor muyum? Bu araştırmaları yapıyor muyum? Bunu mutlaka. Ha inanan inansın, inanmayan inanmasın. Var. Maddi olarak demiyorum karşılığı. Tabii ki. Enerjetik karşılığı var. Afrika'daki çocuktan çıkıyor. Sudan'daki evet. şeyden, Japonya'daki bilmem bakandan çıkıyor. Yani İnsan bir şekilde en önemli buluşudur internet bana göre. Çok önemli. Bu devrenin kapanışını yapacak insanlığı bir araya getirecek şuursal anlamda pozitif kullanıldığı takdirde tabii ki en önemli vasıtadır internet. Sağ ya işte negatif istediğin gibi kullansın.
Ben inanıyorum ki 3G ile 4G ile wireless'la Bluetooth'la gerekiyor. Bizim sınavımız. Bunlar kasten çok özel doğru enerjisi üreten frekanslara özellikle baz alınarak yapılıyor. Neden? Sen wireless kullanıyorsun, kanser etsin. Bluetooth kullanıyorsun, ülser etsin. Öbürü bilmem ne. Kasten bunlar yapılıyor. Neden? Hedef zaten 500 milyonun altına indirmek. 7,5 milyar insanı süründüre süründüre öldürmek niyetinde olan bir takım elit de demiyorum. Elit melit değiller. Süngen çünkü bunlar. Reptilyan. Yukarıdaki planlanan. Ha işte. Planı değil. Ya arkadaşım bunlar elit falan değil. Süngen. Bildiğiniz süngen. Ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor. Bakın bakalım kimlere tapınıyorlar. Mavi kan kimlerde var? Süngenlerde mi var? O humanoidlerde mi? Yani buna baktığınız zaman ne diyorum Atatürk gibi? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Ne diyor Atatürk? Torosların dağında diyor. Küçük bir köyde diyor dağın tepesinde dumanı titren bir Türkiye varsa diyor bu işten korkma diyor. Neden? Onun 70 milyonu da geleceğini biliyor çünkü. Onun, Atatürk'ün bütün fikirlerin özeti aslında Oğuz şiirindedir. Herkes onu bir açsın baksın internette var. Çok önemli. İki şiirinden biri. Oğuz şiirinde adamların birliğidir der. Evet, aslında belli bir tekamül seviyesine gelmiş. İnsanı kasteder o. Aynen. Türklüğü anlatırken. Çok kritiktir. Ben bir ipucu olarak vereyim. Evet. Herkes harika. Harika şifreler barındıran. Müthiş. Çok önemli. Müthiş çok önemli. Vardır. İki şiiri var ve bir tanesi o. İkisi de çok önemli şeyler. Valla ona layık olmaya, atamıza, yaratıcımıza, gerçekten hiç böyle bir negatif bir şey, vatanımıza, milletimize, ilime, bilime, ondan çok sonra bir katkımız bile layık olmaya çalışıyoruz, olur elimizden bize geleni yapıyoruz. Sizler de öyle. Çok büyük çalışmalarınız var. İnsanları çok bu konularda pozitif anlamda etkilediniz, etkilemeye de devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok çok ben teşekkür ediyoruz. Ben sana teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını, kitaplarınızın devamını. Bu bizler gibi insan için bir hastalıktır yazmak. Devam etmeyi istiyorum. Yani. İnşallah. Ama ben senden bekliyorum. Artık şimdi o da sözünüz olsun. Bekliyorum. Yani bundan sonra artık yazmanın gerekliliğini hissediyorum. Böyle bir katkım çorbada tuzum olursa, yani o kitap olursa insanlar ne dediğimi daha iyi anlayabilecekler diye kayda düşünüyorum. Kayda geçmeli. Evet. Çok güzel anlatıyorsun her platformda ama bir referans kitabı olarak, bir başucu kitabı olarak, araştırmacıların referansı olarak o fiziksel hale geçmeli. İnşallah elimden geleni yapacağım. Benim de sözüm olsun. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Yani söylemek istediğiniz başka bir şey varsa onları alalım. Çok vaktinizi aldık, çok enerjinizi aldık ama ben çok memnun oldum. Harika konulardan bahsettik. Seninle biliyorsun çok farklı bir sinerji oluyor. Sağ ol. Çok büyük keyif alıyorum. Ben de aynı şekilde. Söylediklerin altına imzamı da atıyorum hakikaten. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Çağırdın, güzel bir gün geçirdik. Güzel bir sohbet yaptık. Ama şunu söylemek istiyorum. Kimse enseyi karartmasın. Hep sözlerim öyle bitir. Her şey o büyük ilahi sistemin kontrolü altında. Evet. Ne oluyorsa, negatif ya da pozitif görünümde, her ne oluyorsa bizim gelişimimiz için oluyor. İnsanlığın gelişimi için, dünyanın gelişimi için, dünyada canlı bir varlık. Bireyler için, toplum için. Hepsi bizim için oluyor. Moral bozacak, karamsarlığa kapılacak hiçbir şey yok aslında. Bu süreci ve bundan sonraki sıkıntılı süreçleri hep birlikte atlatacağız. Önümüz çok aydınlık. Ben buna çok inanıyorum. Bence inanıyorum. Çok güzel günler bekliyor insanlığı. Ama biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Bu da doğal bir şey. Kolektif karmalarımız var, bireysel karmalarımız var. Bunların biraz yüzeye çıkıp temizlenmesi gerekiyor. Bir takım negatif güçler dünyada hala etkin olmaya devam ediyor. Olsalar da bunların yenilmez olmadığını bilmemiz gerekiyor. Onlara karşı hiçbir şey yapamayız. Onlar çok güçlü. Propagandalarına lütfen kimse inanmasın. Onların insanlığı teslim almak gibi bir şeyleri, kudretleri yok. Pozitifin gücü her zaman galip gelecek. Kesinlikle katılıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu söyleşi için. Evet, Erhan Kolbaşı sizlerle harika bilgiler paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
daha sonraki programlarda inşallah tekrar beraber olmak isteriz. Böyle çalışmalar yapmak isteriz. Sizlere de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.